figürünü ilk başta hocamız bizlere iletti böyle bir proje var diye. Biz de ekip arkadaşlarımla beraber bunu çok heyecanla karşılayarak kabul ettik. Evlerimizdeki atık karton, gazete, atık kıyafetler bunlarla bu gördüğünüz hayvanı yaptık. Hayvanımızın içerisinde atık gazete, karton, plastik, atık kıyafetler, atık CD'ler ki dışında da mevcut. Bunlarla daha birçok da atık malzeme var. Aslında biz bunu iki kişiyle yaptık ama sınıfımızdan birçok kişi bize yardım etti. Yani yapamadığımız, yetişemediğimiz yerlerde. İçinde pet şişe kullandık. Dışarıdan atık pet şişeler topladık. Kutulardan atık kartonlar topladık. Ondan sonra piller topladık. Gözlerini mesela pillerden yaptık. 8 ay öncesinde başladığımız bu heykele aslında öğretmenimizin önerisiyle evde bulduğumuz kazaklarda yararlandık. Aslında buradaki tüyler benim önceden giydiğim kazan tüyleriydi. Giymediğimiz için getirdik ve onu tavus kuşunun üzerinde kullandık. İçerisine kağıttır, işte pet şişedir doldurarak biraz daha işte boş olmasın diye uğraştık. Bunun altında da bardaklar var, pet bardaklar. İpleri tutan şey aslında o pet bardaklar. Çünkü içinde elyaf var. Elyafı tutmuyordu bu ipler. İpleri de evdeki giymediğimiz kazaklardan sökerek yaptık. Onun dışında şu arkadaki dalları yine çevreden bulduk. İpleri, kazaklardan bulduğumuz ipleri tekrardan sardık ve tavus kuşunun o renklerini vermeye çalıştık. Bu proje sayesinde artık giymediğimiz, kullanmadığımız ya da çöp olan malzemeleri atmıyoruz. Daha çok değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, 8 ay önce bir projeye başladık hocalarımız ve sizler sayesinde. Çok güzel bir proje oldu bizim için de. Atıklarımızı değerlendirmeyi ve onları geri dönüşüme kazandırıp neler yapabileceğimizi öğrendik. El becerimizi ve daha fazla hayal gücümüzü geliştirmemize de yardımcı oldu. İçerisinde okulumuzun yan tarafında bulunan inşaattan aldığımız atık olarak nitelendirilen borularla ayaklarını yaptık. Sonra diğer tahtalarla vücudunu birleştirerek gövdesini oluşturduk. Diğer atık kartonla, pet şişelerle bir şekil verdik. Ve en son üzerine de ipliklerle tüy yaptık.